Haber izleyenleri farklı bir ortamda, farklı bir konuyla birlikteyiz. Sevgili Erhan Gülyer Yüz, benim can arkadaşım yanımızda. Bayramı birlikte geçirelim dedik. Bayramın ilk günü size bu sürprizi yapalım istedik Tele1 ailesi olarak. Ve Erhan Gülyer'in şarkılarıyla biraz coşalım, eğlenelim ve daha da önemlisi benim de şarkım. Bunu söyleyelim birlikte ben, istedik. Şunu düzeltmek isterim. Bir dakika, bunu düzeltmek isterim. Zeynel Lüley'i siz yıllardır gerek Strasbourg'dan gerek Avrupa'dan yıllardır izlediğiniz bir haberci, gazeteci. Ama bunun dışında Türkiye'de hiç kimsenin bilmediği bir özelliği daha var. Ben Zeynel Lüley'i bugün anlatmak durumundayım. Yok, gerek yok çapımda. O kadar. Zeynel Lüley bizim ülkemizde yetişmiş çok değerli bestecilerden, şairlerden, şarkı söz yazarlarından birisi ve ben yüzüm onun kızaracak daha fazla sürdürme. Onun şarkılarını ben çok seviyorum ve hakikaten de yıllardır dinleye geldiğim şarkıların ona ait olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Sonra da çok mutlu oldum. Bir de Zeynel abi diyorum. Tabii ki. Bir abi kardeş birlikteliğimiz var. Erhan Güler Zeynel Güler. Abi demek isterim. Zeynel abi haberciliği dışında, gazeteciliği dışında bir müzisyen, bir sanatçı, bir söz yazarı, bir bestekar olarak görülmesini talep ederim. Bu bayram günü çok önemli bir gün elbette. Bütün ülkemizin ve bütün İslam aleminin mübarek bayramı kutlu olsun. Tüm dostlara selamlar olsun. İlk başta bugün elini öpemediğim anneciğimin ellerinden öperim. Pandemiden dolayı yazık ki hiç bir akrabamıza ben ulaşmak istemedim. Çünkü Allah muhafaza her şey olabilir. Üstelik de yaşı ben bu yaşımda insanlar. İlk defa bayramı annemin elini öpmeden kutlamak durumunda kaldım. Anneciğimin ellerinden öperim. Birçok dostum var. Onlara da sevgi ve saygılar sunarım. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden televizyon vasıtasıyla öperim. Ve bugün beni buraya davet ettiğinden dolayı da Zeynel Lüley'e çok teşekkür etmek isterim. Tele1 olarak çok mutlu olduk bugün. Erhan Güler Yüz'ün buraya geleceğini söylediğimizden beri mesajlar geliyor. Erhan Güler Yüz şu şarkısını söylesin, ne kadar büyük bir sürpriz oldu bize diye de mesajlar geldi. Biz de bayram günü böyle bir sürpriz yaşayalım istedik. Benim de en sevdiğim arkadaşlarımdan, dostlarımdan birisi olduğun için hemen beni kırmayacağını bildiğimden dolayı da Erhan Güler Yüz'ü çağıralım. Böylesine bir sürprizle başlayalım dedik bayram gününe. Şarkılar deyince akla gelen senin şarkıların var sevgili Erhan. Özellikle 90, bugün ben tanıtımını yaparken 90'lı yılların en ünlü grubu dedim ama 25 yani, yıldan beri de şarkılarını dilimizden düşürmediğimiz grup yani olarak anladım. Hep adadım. Böyle bir söylem vardır Zeynel abi. 90'lı yıllar, 90'lı yıllar. Hayır, ben 2020 yılında da yeni yaptığımız şarkılar var Ayna grubu olarak. Konserlere devam etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu pandemi döneminde elbette çok doğal olarak hepimiz evlere kapandık. Biz 5 ay evvel Hollanda, Almanya ve ondan sonra da Çanakkale'de konser verdik. İstanbul'a döndüğümüzde sokağa çıkma kısıtlaması geldi ve ondan sonra ben bütün arkadaşlarımı, bütün stüdyoda beraber çalıştığımız dostları evlerine gönderdim. Tek başıma kaldım. 5 aydır hiçbir şey yapmıyormuş gibi yaşıyoruz. Ama aslında zaman zaman telefonla görüştüğümüzde sen de biliyorsun. Ya bir şey yazıyorumdur ya bir şey okuyorumdur. Kitap okuduk, müzik dinledik, sinema filmi izledik. Bir takım sanatla alakalı yüzlerce şeye iştirak edip beynimizi açmaya çalıştık. Yalnızdık. Ben yapayalnızdım. Ne yalan atayım. Ama bu yalnızlık... Hatta şunu da söyleyeyim. 56 gün sonra ilk gördüğün kişi benim herhalde. Evet, evet, evet. Zeynel öyle abi, bir şey oldu. Hakikaten ilk... 56 günce yalnızlığımdan sonra ilk gördüğüm insan evet, demiştim. Evet. Biz de bir de sarılamadık bile. Evet. Hoş geldin abi dedim. Dirseklerimizi vurduk, oturduk ve ondan sonra yeni yaptığım şarkıları dinlettim. Hı-hı. Bir yandan okuduğumuz şeylerle ilgili konuştuk. Acı bir gerçek var ortada Zeynel abi. Bu çok konuşulması gereken bir şey. Pandemi dediğimiz şeyi biz ilk defa ülke olarak yaşıyoruz.
Yani bütün ben, dünya ilk defa yaşıyor. Bütün dünya ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Bu pandemi döneminde bütün bu toplumun moral değerlerini, yani sosyopsikolojik enerjisini ayakta tutan yegane şey sanat oldu. Fakat sanatın bu kadar emek vermiş insanların özenle korunduğuyla alakalı hiçbir şey yok. Evet, işte bütün yani bunları, bunu söylemekte... Bütün bu sanatçılara yönelik, özellikle bu pandemi dönemi sonrası sanatçılara yönelik, bazı sanatçılar hariç tabii, o da sayıları çok çok belli, onlara yönelik yardımların dışında... Tiyatrocular, ressamlar, müzisyenler, sinemacılar, ya tek tek saymaya kalktığımda sanat dallarının tamamında... Bütün bu pandemiyi onlar sayesinde rahat rahat atlattık evlerimizde. Evet. Mecliste koskoca 600 kişilik mecliste bir Barış Atay var, benim canım kardeşim. Barış Atay da bir sanatçı, tiyatrocu, tabii, sinemacı, yazar ve Barış da sanatçıyı bile o kadar hiyerarşik bir, hı hı, sorunlar hiyerarşisi var ki. Hı hı. Barış bile bizden bahsetmiyor. Çünkü haklı. Çocuk da haklı. Hı hı. Yani bir müzisyenin ya da bir tiyatrocunun ne kadar, ne durumda olduğunu. Ama bu pandemiyi de biz sanat sayesinde atlattık. Bu hep es geçiliyor. Es geçiliyor, evet. Şimdi bir klibi şöyle hafif izleyelim. Sonuna kadar değil, en azından şarkıları hatırlatan bir klip olsun istersen sevgili Erhan. Sohbetimizi sürdüreceğiz tabii ki. Ve ondan sonra da o klibi, klip sonrası bir akustik ortamda bir şarkı isteyeceğiz sevgili Erhan'dan. Sonra belki bizim şarkımızı da söyleriz. Aynanın konserlerinde bu şarkı, yani kaç kişi varsa hepsinin birlikte söylediği şarkılardan birisi aslında. Bütün Aynanın şarkıları. Onun için 90'lı yıllardan beri diye kastettiğim şey, topluma mal olmuş şarkılar yaptınız Ayna olarak sevgili Erhan. Ve hala da 2020 yılında, ben geçenlerde Ankara'da senin konserine gitmiştim, hatırlıyorum. İşte bundan birkaç ay önce, pandemi öncesiydi tabii. Binlerce insan şarkılarını hala o gencecik çocuklar söylüyorlar, gencecik insanlar ya, söylüyorlar. Beni çok mutlu ediyor. Yani çok fazla mutlu ediyor. Çünkü hani 90'lı yıllar diye bir böyle bir sohbet çıktı. Yahu ben daha gencecik çocuğum. Benim örnek aldığım müzisyen ağabeylerim, Üç Hürel, MFÖ. Tabii. Moğollar, Cahit Berkay. Ondan sonra tek tek saymaya kalktığımda eksik bırakırım. Nur İçinde Yatsın, Cem Karaca, Barış Manço. Bunlar benim hep hocalarımdı. Onlar mesela işte 60'lı yılların müzisyeni diye hiçbir zaman anılmadı. Oysa biz 2020 yılında yeni şarkılar yapıyoruz, yeni şarkıları paylaşıyoruz. Yazık ki ülkemizde şu anda var olan İletişim kanallarıyla alakalı bir sıkıntı yaşıyoruz. İletişim kanallarında internette ancak haberleşebileceğimiz bir ortam var. Şu anda da anlayabildiğim kadarıyla internete de bir kısıtlama getirilecekmiş. Ya evet, bu yasak. Bunlar hiçbir yere varmaz. 13 yaşında çocuk o yasağı deliyor zaten. Zaten bütün uzmanların söylediği şey, gençlerin hiçbir şekilde o yasağa uyumayacağı ve deleceği, dediğin gibi. Şarkılarımızla devam edelim. Gel. Hadi bakalım. O sansürler, o yasaklar, onlar bugün olmasın hayatımızda, bayram havasında bir ya program bayram, olsun. Bayram havasında olacaksa o zaman ben istiyorum ki, evet, Zeynel abimin çok güzel besteleri, çok güzel eserleri var. Şey, bir tanesini söyleyelim hadi. Vallahi. Hadi. Sesin yetecek mi? Peki artık gider sese edeceğiz. Reverb verecekler mi yani böyle bir? Yaparlar. Bütün mı? Rejideki arkadaşlarım, sevgili bütün Arat, reji bugün bunun için çalıştı. Çalıştılar mı? Stüdyoyu ve de mikrofonları ayarlamak için kendilerine teşekkür ediyoruz buradan. Tele1 rejisine. Aşk, hüzün, gece uzun, ne yana dönürsen yüzün, bir yanımda sevda ateşi, bir yanımda küllerin, karşı kıyıdan
geceleri buna sevda dedi, aşk dedi, düş dedi. Kimileri de böyle aşk olmaz unut dedi. Bu yüreğim çarpıyor seninle senin için. Bir tek o seni benden de çok seviyor. Niceleri buna sevda dedi, hayal dedi, geç dedi. Kimileri de böyle aşk olmaz unut dedi. Bu yüreğim çarpıyor seninle senin için. Bir tek o seni benden de çok seviyor. Aşk, hüzün, gece uzun. Böyle bitirelim. Nere baksam yüzüm, bir yanımda sevda ateşi, bir yanımda küllerim. Karşı kıyıda uyusa güneş, gönlüme gece yar. Sen hiç dinlemedin ki beni, sözlerim öksüz kalır. Niceleri buna sevda dedi, aşk dedi, düş dedi. Kimileri de böyle aşk olmaz unut dedi. Bu yüreğim çarpıyor seninle senin için. Bir tek o seni benden de çok seviyor. Niceleri buna sevda dedi, hayal dedi, geç dedi. Kimileri de böyle aşk olmaz unut dedi. Bu yüreğim çarpıyor seninle senin için. Bir tek o seni benden de çok seviyor. Tuttu. Evet, çok teşekkürler. Ya değerli izleyiciler şimdi, farkında değillerdir ya da farkındadırlar. Biz şimdi Erhan Güler Yüz'le birlikte olduğumuz zaman saatlerce tabii bu türlü gitar, tabii ki eğer piyano varsa ben de piyanonun başına oturuyorum. Ve saatlerce şarkılar söylüyoruz. Bizim aslında sohbetimiz şarkılı geçiyor. Bir konu evet. Geçtiği zaman biz o enstrümanların başına oturup o konuyla ilgili anında besteler de yapabiliyoruz. O tabii spontane besteler dediğimiz şeyler de olabiliyor. Ben, sözler ve şarkılar buna çıkıyor. Buna çok üzülüyorum. Çünkü Tele 1 ve Halk TV ile alakalı bu ay, bir aydır falan süre gelen sıkıntılarda ben hakikaten çok üzüldüm. Bir böyle 5 gün karartma falan filan, bu ne ya derim. Ben bunu söyleme hakkım var. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bir müzisyenim. Daha evvel konuşulması belki tehlikeli olabilir şu anda ama ben bir yıl evvel Atatürk'ü 30 Ağustos'ta anmadığından dolayı şu andaki ismini anmak istemediğim şahsın hala böyle saldırısına maruz kalıyorum. Ben bir yılla yargılandım. Suçum sadece şuydu. Ben Atatürk'ü biliyorum. Hani Kemalizm derler, Atatürkçülük derler, şu derler. Ben politikacı değilim, politika bilmem. Benim bildiğim tek bir şey var. Atatürk'ü biliyorum ve onu hakikaten idrak etmiş bu insan olarak Atatürk ve silah arkadaşlarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ile alakalı minicik bir sıkıntım yok. Onları çok seviyorum, sayıyorum. Bir de benim dedem Ali Çavuş tabii. Ali silah Çavuş, arkadaşları. Evet. Bakın derken, hiç kimse bilmez, hiçbir zaman anlatmıyor. Ali Çavuş, Atatürk'ün yıllarca yanında olmuş, üstelik dedesi, Zeynellilerin evet. Dedesi. Kitapları, ve kitabında da ondan izleyenlerimiz olduğu biliyor, gibi. Daha çok Can ben biliyorum, kitabı. Ben yıllardır bildiğim bir şey tabii bu. Canım. Ben şu anda çok şaşkınım bu ülkede yaşanan her şeye. Çok şaşkınım. İfadelerimizi ben şarkılarla yapıyoruz. Şimdi... O senin çok güzel bir şarkın var ya, böyle bütün halka, topluma mal olmuş, insanları ağlatan. Ben hatırlıyorum, Strasbourg'da arabada yeni bir kurulmuş bir Türk radyosu vardı. O Türk radyosunda bu şarkı çaldı. 90'lı yıllarda, yine tabii ki bu 90'lardan bahsederken hep onu söylüyoruz. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar şarkısı. Ben direksiyonun başında o radyo bu şarkıyı çalınca gerçekten de gözyaşlarımı tutamamıştım. Ve konserde de bu gözyaşlarını tutamayan insanlara şahit oldum.
klibini istersen sen canlı söyle, nasıl istersen. Klibi versinler. Klibi çünkü versinler, sonra devam edelim. Senin sesini fazla yormuş şey olmayalım. Yapalım. Tamam. Sohbet edelim. Tamam. Biraz. O zaman bir klibi dinliyoruz. Daha doğrusu bakıyoruz. Yani bu şarkı köyüne, daha doğrusu memleketine gitmek isteyen ve çeşitli zorluklar nedeniyle de köyünden göçmüş olan insanların şarkısı haline geldi. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar sözü insanın canını acıtan bir söz. Zeynel nasıl abi, çıktı orada bu? Benim anlatmak istediğim şey sanırım Sivas Tameltepe'de askerliğimi yaptım. Orada bir biliyorsun ben her şarkımda bir öykü hikaye vardır ya da bir sinema filmi senaryosu bile olabilir. Ki köyümün yağmurları öyle bir şeydi. Benim anlatmaya çalıştığım şey asker iken Allah muhafaza şehadete ermek güzeldir. Bunu söyleyeyim. Ama gazi olmak var. Şu anda şehitlerimize ve gazilerimize gösterilen özenle alakalı benim sıkıntım var. Ben bunu 35 yıl evvel yazdığımda bu şarkının hikayesini günün birinde buraya kadar taşınacağının farkında değildim. Tabii. Şu anda ben her dinlediğimde kendi askerliğimi falan geçtim. Sivas Temeltepe biliyorsun -35 derece. Son derece zor bir askerlik dönemiydi. Şu anda işte Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, evet, sınır boylarında ve birçok yerde 20 yaşında evlatlarım var. Evlatlarım diyorum, evlatlarımız var. Tabii ki. Ben onların şarkısı olduğunu düşünüyorum. Mehmetçiğin şarkısıdır. Ben askerken yazdım bu şarkıyı. Hı-hı. Ve Mehmetçiği tabii ki ben çok seviyorum. Tabii ki çok seviyorum. Evet. Burada bu şarkı, ölürsem ben... Hangi yıla aitti bu şarkı? 90... 35 yıl evvelisi. Aa, benim askerlik yaptığım. 80'li yılların sonlarına doğru. Evet. Ben geç duydum demek. Peki benim en çok sevdiğim şarkım var. Onu sık sık sana söyletiyoruz. Uzakta olduğumuz zamanlarda telefonda bazen senden rica ediyoruz. Ortam keyifli olduğu ortamda. Evet. Sen de kırmıyorsun, söylüyorsun. Bu arada Oğuz Güven'i anmadan geçemeyeceğim. Aa, Oğuz Güven. Sevgili aman, ortak arkadaşımız. Senin buraya geleceğini duyduktan sonra telefon açtı hemen. Çok sevindiğini söyledi. Erhan Güler bize de çok çok selam söyle dedi. Oğuz'a da geçenlerde bir birlikteliğimizi telefonla bu şarkıyı söylemiştik beraber, hatırlıyor musun? Evet, Rüzgar. Rüzgar. O var mı sevgili Arat, yoksa biz bu arada kendi sizde yok. Yok. Başka bir şarkı söyleyelim. Oğuz abi her zaman Rüzgarı şöyle bir mırılda. O yokmuş şu anda. Yo, ben şu anda şimdi Rüzgar'ı bu akşam stüdyoya gelirken mesela benim canım dostum, değerli öğretim üyesi İbrahim Sarıtaş, çok değerli abim Nihat Gül de istemişlerdi. Rüzgar'ı herkes istedi. Aha. Herkes derken benim çok değer verdim. Oğuz evet. Abi de zaten benim canım. O da istiyor. Adı hafiften yaptı. Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Severek ayrılanlar yaşarlar pişmanlığı. Çok uzak şehirlerde ayrı çarpar. Çok uzak bir şehirde beklendiğini bilerek gün gelir için yanar evim gider mektuplara gün gelir beni ararsın gözüm dalar. Kucağına alsa yağları tepeleri açsa saçlarına ulaşsa
Ne güzel bir şarkı, çünkü o söz, o rüzgar aşkını alıyor kucağına, sonra dağları tepeleri aşıyor ve saçlarına ulaşıyor. Yani her şarkının bir öyküsü vardır. Her şarkının kendine... Bunun öyküsü ne? Onu da izleyenlerimizle paylaşalım. Bunun öyküsünü şimdi burada televizyonda anlatmayayım. Anlatma peki. Çünkü bazı şeyler sır olarak kalmalı. Şimdiye kadar 1500 beste, 4 kitap, 3 tane senfoni, bir tane sinema filmi ve yüzlerce dizi film müziği yapmış bir insan olarak bazı şeyleri gizli tutmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Rüzgar'ın hikayesi gizli bir hikaye bir gün, ama ben zorlayıp öyle öğreneceğim. Bunu merak et. Ancak böyle sonra da izleyenlerimize gelip burada anlatacağım. Olabilir. Peki son 3-4 tane parça ardı ardına çıktı. Senin menajerin de sağ olsun Altan ve aynı zamanda abin Sinan. Bayağı uğraşıyorlar bundan bu şarkılarla. O Öpsem Geçer Mi? Öpsem Geçer Mi? O kadar... Biraz kulaklara bayağı yerleşti çok, son birkaç aydan beri. Çok iğreti geliyor böyle. Öpsem Geçer Mi? Cümle olarak çok kötü bir cümle. Bunu ben yıllar evvel yapmıştım. Biz Ayna grubu olarak her albümde, Ayna grubunda bütün besteleri yazık ki ben yapmak durumundayım. 30-35 tane beste yaparım. Onların içinden 12 tanesini arkadaşlarım seçerler. Onların seçtikleri albüm çıkarız. O seçtiklerinin dışında kalan besteleri biz bu yıl bir ortaya çıkartalım dedik. Öpsem Geçer Mi de evet, sanki cümlede saçma sapan bir itici bir öpmek gibi bir fiiliyat var. Oysa işte öyle değil. Özü itibarıyla içinde çok hüzünlü başka bir hikaye anlatılıyor. Ona kulak verelim bu, mi? Pandemi döneminde şu anda Öpsem Geçer Mi? Öpsem Sana Geçer Mi'den başlayalım. Öpsem Sana bakalım. Geçer Mi? Öpsem onu geçer dinleyelim. Mi? Onun klibi yok ama şarkının ben kendisi. Ben çalarım buradan. Evet. Öpsem Geçer Mi var sizde? Bana var var. Yollamıştım sana Arat. Buldular. Ses olarak. Ha sen almadın. O zaman birazcık bize mırıldan istersen. İstanbul var mı daha sonra peki Arat? Ona da bir şimdilik sorayım. İstanbul çok önemli. Ha buldu Öpsem Geçer Mi. Peki hadi onu bir çal istersen. Ses olarak. Herkesin diline yerleşecek bir şarkı. Yavaş yavaş da radyolarda çalmaya başladı galiba son dönemlerde. Ya ben artık Zeynel abi sen de biliyorsun çok uzun vakittir bunların sohbetlerini yapıyoruz. Radyolar 1-2-3 tane tıpkı bizde hani 5 tane müteahhit var Türkiye'yi onlar yapıyorlar. Ya radyolarda 5 değil 3 tane müzik kurumunun hizmetindeler. Hı hı. 90'lı yıllar grubu diye söyleme nedeninde bundan kaynaklanıyor. Radyolar yahu biz sürekli üretiyoruz. Bak mesela senin albümün çıktı. Bence son derece değerli bir albüm. Radyolar farkında bile değiller. Deniz Arcağ'ın albümü çıktı. Farkında bile değiller. Kul Ahmet'in, Mehmet Kartal Kanat'ın albümü çıktı. Farkında bile değiller. Çünkü onlara radyolarda da bambaşka bir tekel, bambaşka bir havuz medyası oluştu. Hı hı. 30 milyonluk konser verildi. 30 milyonluk konser içerisine ben davet edilseydim gitmezdim. Bunu söyleyeyim. Net söylüyorum. Hiçbir şekilde gitmezdim. Müzik para için yapılan bir şey değildir. Sevgiyle yapılan bir şeydir. Tabii ama ki parasız kalabiliriz. Hayatında idame ettirmek durumundasın tabii bir sanatçı olarak. Hayatımı idame ettirmek o kadar kolay ki canım anneciğim bana güzel ıspanak yapıyor, pırasa yapıyor, gönderiyor ağabeyimle. Ondan sonra daha evvel balkonuma çok güzel sardunyalar ekiyordum, işte ne bileyim fesleğenler ekiyordum, çiçekler, gül ağacım var. Şu anda da var da. Şimdi artık ben balkonumda domates, biber gibi şeyler, bitkiler ekiyorum. Çünkü onlarla hakikaten daha organik beslenebiliyorum. Biz böyle yaşarız. Umarım o
30 milyonluk çocuklar da öyle yaşayacak enerjiyi bulurlar günün birinde. Evet, yani o insanların tabii söyledikleri şeyleri burada dile getirmiyorum. Gerçekten de işler acısı. Zaten 30 milyonu alıp da 350-400 kişiye sadece online konser verenler starlarımız oldu. O da tabii işler acısı bir durum. Yo, işlerinde çok sevdiğim dostlarım da var falan. Olabilir, her insanın zor durumda olduğu vakit olur. Hayat içerisinde hepimizin, her birimizin, ben de dahil olmak üzere hataları olabilir ama... Hata sana ders veriyorsa değerli. Hata bana ders verdi. Çok büyük ders verdi. Bedelini ödedim mi? Ödedim. Bitti, bu kadar. Ama ben şarkılarımı yazmaya devam ederim. Süper. Şimdi benim sevdiğim yine bir şarkım var. Son dönemde yaptığın ve henüz daha belki dinleyicilere ulaşmadı ya da ulaşmak üzere olan İstanbul şarkısı. Çok hoşuma gitti. Hem ritim olarak çok güzel, hem kalbe direkt dokunan bir şarkı. Bir de İstanbul şarkılarından bir tanesi oldu. Ya büyük aslında, bir ihtimalle İstanbul'la ilgili şarkılar söylensin dendiği zaman büyük bir ihtimalle senin bu şarkı akıllara gelecek. O bilmiyorum, yönetmenimiz de söylesin. O şarkı yine biraz önceki gibi sadece şey olarak, klip olarak, müzik olarak gelmişti. Evet. Aslında benim bu Elveda akşam... Elveda İstanbul'u söylüyorsun. Yok, Elveda İstanbul değil. O değil, aksine... öbürü. Ha, İstanbul bu gece bizi bekliyor. İstanbul oysa, bu gece bizi bekliyor var mı? Bu ha. Akşam böyle bir sohbette. Onu şeyde yok, YouTube'da var mı? YouTube'da var. O zaman tabii. YouTube'dan bulabilir miyiz? Arat, tamam. O şarkı çok direkt böyle vatandaşı. Tamam, hadi birazcık geçen... şarkıların hikayesinden bahsedelim. Lütfen, lütfen, evet. Niye o İstanbul? 1974 yılı Kıbrıs Barış Harekatı ve ben... küçük bir çocuğum, işte Bostancı'dan Büyükçekmece'ye taşınmışız ve Büyükçekmece'de de bütün Trakya'da karartma geceleri var. Kıbrıs Barış Harekatı olduğu esnada ve canım kız kardeşim ve canım ağabeyimle ben bütün arabaların önüne böyle jelatinler takılıyor, farlar kapalı. Hı. Bilen bilir, ben birazcık yaşlı olduğumu belli ediyorum ama ne yapayım, belli olsun. Saçlar henüz daha beyazlaşmamış. Yok, herkes soruyor saçların boya mı diye. Ya, saçların boya değil. Değil, evet. Yani Okan Bayülgen üzülsün birazcık, benimki boya değil Okan. Ama sakallarım beyaz hakikaten. Her neyse, o gecelerden bir gece ağabeyimle kız kardeşimi kandırıp dedim ki şurada bizim evin önündeki duvara yatalım, yıldızları izleyelim. Çünkü ışık kirliliği olmadığında yıldızları hakikaten net görebiliyorsunuz. Hı hı. Bütün Trakya kapkaranlık ve o gece daha 8 yaşında göğsüme yazılmış bir geceydi. Hı. Onun şarkısını yazdım. O şarkıyı ilk kim okudu? Benim canım ağabeyim Ahmet Kaya'nın Nur İçinde Yatsın. Mustafa Kaya. Ağabeyi Mustafa abi, ha, o da çok, Mustafa çok abi o kadar güzel okudu ki. Çok güzel okudu. Kimse farkına varmadı bile. Oysa o şarkı... Onu da çağıracağız. Mustafa Kaya'yı da burada ağırlamak nasıl istiyorum ben. Aslında ben bir bu ara... akşam keşke Mustafa yok, abi de burada Bodrum'da olsaydı. Yok, Bodrum'da sözü varmış, konseri varmış. Ha, bugün için... tabii cumartesi konseri var. O İstanbul'a bir kulak verelim mi sevgili Arat? O şey herhalde, klip herhalde değil mi? YouTube'da olduğuna göre. Ha, klip olabilir, evet, ya da... Evet. Ona bir burada... kulak verelim İstanbul'la ilgili. Hı? Efendim? Hazır değil daha peki. Ha, o zaman ben... O zaman... hadi bakalım. Onu çalıncaya kadar o zaman bir iki dakikada senden, sen vaktinden çok önce gelen şarkını isterim. Sen vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin, çizil çizil gözlerimden. Sen çıldırmış şairlerin titreyen mısralarında anlattığı o perisin. Pencereler önünde çürürken o güzelim yıllarım, hayalin gözlerimin önünde
hala ağlıyorum. Pencereler önünde çürürken o güzelim yıllarım, hayalin gözlerimin önünde bize ağlıyorum. Ben eminim şimdi birçok izleyenlerimiz diyecek ki, aa, bu şarkı Erhan Güler Yüzüm müymüş, bilmiyorduk diyecek. Tabii ona benzer o kadar çok şarkı var ki Erhan Güler Yüzüm olduğunu bilmediniz. Çünkü kendisi söylemedi, çoğunlukla başkaları söyledi. Ama Erhan Güler Yüzüm şarkıları gerçekten de dinlemeye değer şarkılar. Şimdi programımızı sonuna geldik. İstanbul'la veda edeceğiz. Tamam. İstanbul bu gece bizi bekliyor. Çünkü umut daima yüreğimizden eksik olmasın. Bugün bayramın ilk günü. Canım anneciğim, onun babında anneciğimin ellerinden öperken de bütün Türkiye'deki annelerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. Ne güzel bir şeydir. Bakın, düşmanlar barışsın, kavgalılar barışsın, sevgi olsun, saygı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Sadece haber olarak izlediğiniz Zeynel Lüle'nin yüreğini ben bugün ilk defa ifa ettim. Değil mi? İfşa ettim, özür dilerim. Evet, evet. İfşa ettim. Bu adam besteci, müzisyen. Zeynel abi, beni bugün davet ettin. Bayramın ilk günü. Neyse ki pandemi kurallarına uygun olarak güzel bir program oldu diye düşünüyorum. Şarkılarımızı söylüyoruz. Sevgili yönetmenimiz Arat'a teşekkür ederim. Arat ve rejideki bütün arkadaşlara çok ellerinden geleni yaptılar. Yasaklara hayır diyorum. Tele1'e de, Halk TV'ye de ve KRT'ye de ve diğerlerine de ve bütün hepsine yasaklara hayır diyorum. Sevgili Gökhan, bizim Athena Gökhan demişti, evet. Ya sanat böyle bir şey. Athena Gökhan, sanat böyle bir şey. Seni seviyorum. Athena Gökhan deyince o zaman birkaç dakikamızı daha uzattık. Kulağıma söylüyor rejideki arkadaşlarımız. Uzatabiliriz programı diye. Athena Gökhan deyince... Ben Gökhan'ı çok seviyorum. Athena benim en sevdiğim gruplardan. Peki, fakat o zaman bak şöyle yapalım sevgili Erhan. Ara veriyoruz. Reklama gidiyoruz. Ondan sonra tekrar devam ediyoruz. Allah Allah. İstekler bu şekilde. Tamam. Hadi o zaman sevgili televizyon izleyenleri, birazdan devam ediyoruz başka şarkılarla. Küçük bir aramız var. Birçok insanın dilinde Gökhan'dan bahsettin. Athena Gökhan. Athena Gökhan televizyonda program yaptığı zaman bu şarkıyı sürekli söylüyordu. Ben de dedim ki, ya bir kere söylediniz her seferinde ama bir kere de bu şarkının bestecisi, bu şarkının yazarı kimdir? Ondan söz etseniz keşke ya, demiştim. Hiç ismini almadıklarını dolayısıyla genelde, biraz sitem etmiştim ama. Ülkemizde genelde değerli izleyiciler, net söyleyeyim size. Sevgili Zeynel Lüle'nin bestelerinin kime ait olduğunu bilmediğinizden dolayı onu siz her gün 2 ile 4 arası bir haber programı sunan bir insan ya da yıllardır, 25 yıldır Strasbourg'dan Avrupa Birliği ile alakalı haber sunan bir insan olarak görüyorsunuz. Oysa o öyle değil. O bebekliğinden beri piyano çalan, beste yapan, üreten bir ailenin evladı. O zaman bak şöyle yapalım istersen. Benim bir şarkım ve de klibini çekti. Daha doğrusu klipte eski fotoğraflardan bir klip yapmıştı sevgili Altan. Özdeyiş diye bir şarkım var. Onu rejideki arkadaşlar YouTube'dan bulabilirlerse, senin stüdyoda onun kaydını yapmıştık. Evet. Bebeklikten dedin ya, 17 yaşında yaptığım bir şarkı ve babama yaptığım bir şarkıydı. Babam 1972'de vefat etti. Ben daha böyle Allah nur içinde yatırsın. Bütün kaybettiklerimizi, evet, Allah nur içinde yatırsın. Almış olalım burada. Bütün bugün bayram günü ya. Bayram gününde bugün canım babacığımın kabrine gidemedim. Özellikle gitmek istemedim. Çünkü ben taşıyıcı olabilirim. Tabii ki. 90 gün evvel Hollanda ve Almanya'daydık. Sonra binlerce insanla konser veriyorsunuz. Ben annemin yanına yaklaşamıyorum. Hiç kimsenin de yanına yaklaşamıyorum. Şu anda da
pandemi kuralları. Ben Zeynel abimi çok sevmeme rağmen hakikaten sarılamadık. Hayatta sarılmam. Hatta böyle dirseklerimizle vurmadan evvel ceket yoktu üstümde, gömleğimi sıyırıp kumaşla dokundum. O kadar da değil. Allah muhafaza. Çok dikkat etmek gerekiyor. Çok dikkat edin. Bu hiç ciddiye alınmaması gereken bir şey değil. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Evet. Senin stüdyoda bu şarkının kaydını yaptığımızda 17 yaşında yaptığım bir şarkı, 74'te yapmışım demek ki. Babamdan, yani 3 babam yıl evvel hayatta, falan yapmışsın. 3 yıl evvel. Babam vefat ettikten 2 yıl sonra. Nur içinde yazsın. Sağ olsun senin menajerin Altan da bir fotoğraflardan oluşan bir klip yaptı, oluşturdu. Onu izleyenlerimize paylaşmak isterim doğrusu. Eğer ben sunumu ben yapmak istiyorum. Neden? Şimdi Tele1 izleyicileri yanlış anlamayın ve bana kızmayın. Ha burada tamam, kamera burada. Kamera. Zeynel Lüle çok benim benden için, bahsetmeyelim lütfen ya tamam. Zeynel Lüle benim için bir gazetecinin dışında çok büyük bir besteci ve onun şarkılarını aranje ederken neler yaşadığımı ben biliyorum. Bu şarkı da rahmetli babası ile alakalı çok büyük bir özdeyişi anlatmış. Ben de babamı kaybettim. O özdeyişi can yürekten hissettiğimden dolayı bu şarkıyı şöyle bir güzel dinleyin bakalım. Hazır bayram günü. Arkadaşlar, bütün kaybettiklerimizin ruhuna gelsin. Hepsi nur içinde yatsın. Çap beni ağlatan bir şarkı. Hazır olduğunda söylersiniz değil mi rejideki arkadaşlar? Henüz daha bir ses gelmedi onlardan. Hazırmış. Peki o şarkıyı dinleyelim. Bir babalarımızı, sevdiklerimizi, kaybettiklerimizi analım. Ve onlara olan özlemlerimizi hatırlayalım. Evet, dinleyelim. Evet, son fotoğraflar benim herhalde 70'li yıllara ait, daha öncekilerde tabii de 60'lı yıllara ait fotoğraflar. Bu fotoğraflardan bir klip hazırladı sevgili Altan, şarkının üstüne oturttu ki anılarımızı hatırlayalım diye. Tabii babalarımız, annelerimiz hiç unutulmuyor tabii ki, onların anısına yapılan şarkılar ve kaybettiklerimizin anısına yaptığımız şarkılar. Hepsi nur içinde yatsın. Ben şunu söylüyorum Zeynel abi daima. Şarkılar yapılır, her şarkının bir öyküsü vardır. Mesela bu şarkıyı ben aranje ederken sen de biliyorsun, hı hı, nasıl ağladığımı. Hicaz bir şarkı. Senin de Hicaz şarkıların var. Onun için Hicazları çok sevdiğini biliyorum. Hicaz da severim. Kürdili Hicazkar severim. Nihaven severim. Ben sanat müziğinin her türünü seviyorum. Fakat buradaki samimiyet... Hakikaten babana o kadar büyük bir aşkla, bir, evet, öyle bir sevgiyle bir hasret gidermişsin ki, evet, aranje ederken, şarkıyı aranje yaparken ben hakikaten ağladım. Sen okuduğunda da farkındaysan stüdyodan kaçtım sen okurken. Hatırlıyorum. Hemen kaçarım. Senin bir Hicaz şarkın var, hadi onunla devam edelim mi? Hicaz şarkımı. Bu Eylül akşamı. Eylül akşamı. Ha, dur. Eylül akşamını onu playback olarak söylemek isteriz. Bilmiyorum varsa bize iletir misin sevgili ana? Yok. O akustik olarak. Peki Nazende'yi söyleyelim mi? Nazende var mı hazırda? Var. Ha. Var. Nazende sevgilim, biliyorsunuz Azerbaycan türküsüdür. Ama dünyada bu türküyü, şarkıyı diyelim, en iyi okuyan adam Raşit Muradov. Hmm. Ondan daha iyi okuyan bir adam yok. Ben onu taklit etmeye çalıştım. Bir sinema filmi çekerken sinema filmi içerisinde kullandığım bir şarkıydı. Ne zaman dinlesem Türkiye'de Türk Türkçesine çevrilmeye çalışıldı falan filan. Ben ona izin vermedim. O orijinali neyse orijinaliyle kalmaya çalıştım. Dinleyelim bakalım. Hadi. Ben de çalayım. Tamam. Ya işte bu şarkı bir Azeri şarkısı ama çok hoş bir şarkı gerçekten de. Bu bizim Türk sanat musikisine de çevrilmiş bir şarkı. Fakat
söylediğim gibi Azerbaycan'dan gelen, Azeri demeyelim ne olur, Azeri dendiğinde bütün Azerbaycan'daki kardeşlerimiz, akrabalarımız çok alınıyor. Azerbaycan şarkısı bu. Evet, Azerbaycan şarkısı. Şimdi bir de bütün konserlerine çıktığın o şarkıyla çıkıyorsun ve o yıllarda çok fazla beğenilmişti Akdeniz şarkısı. Akdeniz. Onun klibini eğer buldularsa arkadaşlar onu izleyelim mi? Yeniden klibi de sevebiliriz Akdeniz. Yeniden de sevebiliriz. Ben hikayeyi anlatayım istersen. Böyle... güzel hikayeyi anlatayım onlar bulana kadar. Olsun, olsun. Bir şöyle bir... şöyle bir şey alttan verelim olur. O şarkıyı söylemeye çalışsın. Ve şey çünkü Akdeniz'e gitme arzusunu hisseden özellikle bayram olması nedeniyle de elinde valizleriyle o tarafa doğru giden insanlar. Ya şu anda tabii var. Korkunç bir trafik var. Bugün sadece Bodrum'a 40 bin tane araç girmiş. Ben bugün gelirken mesela toplu taşımayla geldim. Herkesin elinde bir valiz vardı. Ben yaşımı söylemeyeyim de 15 yaşında Bodrum'a gittiğimde böyle bir sıkıntı yoktu. Sadece bildiğim bir şey var. Şarkıyı yazdığım yeri biliyorum. Almanya'da rahmetli Cemil, sevgili Cemil Özeren. Evet, Allah rahmet eylesin. Nur içinde yaz. Cemil'i bilenler, tanıyanlar olur. Ayna grubunun solistlerinden de o da. Evet. Çok erken vefat etti. Ben böyle dijital hastasıyım. Yani kamera, kayıt cihazı falan. Otelde, Almanya'da saçma sapan bir oteldeydik. Yani bunu söylemekte hiçbir sakınca yok. Cemil, ya dedim şuradan bana bir kayıt cihazı alsana. Çünkü o dönemlerde cep telefonlarında öyle bir şey yok. Cemil de tamam gider alırım dedi. İki saat sonra Cemil geldi elinde bir kayıt cihazıyla. Record tuşuna basıyorsun, kayıt ediyor. Da record tuşuna Cemil sen bas dedim. Bastı ve şarkıyı yaptım. Bekler sahilde meltem içimde fırtına. Yeniden de sevebiliriz. Akdeniz. Sensiz avare geçer hüzün akşamlar. Yeniden de sevebiliriz. Akdeniz. Burada üniversite yıllarımda Kıbrıslı arkadaşlarım vardı. Şu anda Salih Kıbrıs'ta beni çok büyük bir ihtimalle izliyordur. Doktor, çok değerli bir cerrah. Salih'in bana öğrettiği bir Kıbrıs türküsü vardı. Delirga diye. Evet, onu da söyleyeyim. Dereden tepeden gel, kıyıdan köşeden gel. Yatağını, yorganını, çeyizini, bohçanın, yüreğini kapta gel. Burası Kıbrıs türküsüdür. Evet evet, Delirga. Onu da söyledim. Neyse, fazla uzat. Ama o Akdeniz'e giden işte gençler, ellerinde valizlerle, çatırlarda kalan gençler. O dönemler öyleydi. Zeynel abi, o öyleydi. Yani biz otostopla falan gidiyorduk. Çünkü çok küçük yaştaydık. Ben üniversiteye 16 yaşında başladım. Ben 15 yaşında Bodrum'daydım. Bodrum'da 15 yaşında diyeceksin ki çocuk işçi çalıştırmak falan. Ya o yıllar şu anda benim yaşıma baktığınızda anlarsınız. O yıllarda öyleydi hayat. Kıbrıs türküsünü de biliriz, Kars türküsü de biliriz, evet. Güneydoğu Anadolu türküsü de biliriz. Okumadığım... O Akdeniz'i birazcık izleyelim mi? İzleyelim mi? Hadi bakalım izleyelim ya. Klibi belki renkler kötü olabilir ama... Yok rahmetli. En azından o yıllardaki Erhan Güler yüzü ve aynı grubunu. Ben Cemil'i bir göreceğim ya. Cemil de var. Çanta ve anı.
birden de sevebiliriz. Hak değil. Dereden tepeden gel, kıyıdan köşeden gel, yatağını yorganını çizili bohçanı yüreğini kapta gel. Dereden tepeden gel, kıyıdan köşeden gel, yatağını yorganını çizili bohçanı yüreğini kapta gel. Otostop yapan gençler, ellerinde gitarları Akdeniz'e doğru yolculuğa çıkmışlar. Ne kadar gençsin değil mi orada? Daha ya orada doğrusu, çok gençim. Çok fazla değişmemişsin ama ne olursa olsun bir şey var, gençlik var orada, hissediliyor. Yok, tabii yıllar geçti sevgili bu Selahattin. Bu arada rahmetli Cemil'i de görmüş olduk. Nur içinde yatsın. Ay Cemil'im, kurban oldum. 50 yaşında 20 Kasım'da kaybettik 7 yıl evvel. Her daim bunu anlatmak birazcık ağrıma gidiyor ama ben ölüme inanmam. Yaşama inanırım. Cemil çok güzel yaşadı. Evladı evladım, Alim, Aloşum, Ali Ozan'ım evladım zaten. Üniversiteyi bitirdi. Oturduk. Benim şirkette bir de şeyini de yaptı. Ne derler? Staj mı yapıyorlar? Staj. Ha. Oradan üniversite mezunu oldu artık. Cema'yı çok özlüyorum. Yani çok özlüyorum. Sonuçta geçen yaşanan şeyler işte güzelce hep kaybettiğimizden bahsettik. Yok canım, bayram vakti babamdan bahsettim, babamdan ne bahsettik falan. Ne kadar oldu diye bir şarkım var senin. Ne kadar oldu? Ha, söyledi, ben biraz evvel anlatıyordum. Ne kadar oldu? 1974 yılında ben 8 yaşındayken Trakya'da karartma gecelerinin olduğu bir gece abim ve kız kardeşimi kandırdım. 8 yaşındaydım ama aynı Erhan'dım. Kız kardeşimin başı başımda bir duvarın üstüne uzandık. Abimin ayakları ayaklarımda karartma geceleri gökyüzüne baktığımızda bütün her taraf kapkaranlık olduğundan, ışık kirliliği olmadığından, yani şu anda İstanbul'da öyle bir şey göremezsiniz. Yıldızları hakikaten uzatsanız elinizle tutabilecek kadar yakındı. Ve o dönemdeki 8 yaşındaki Erhan'ı yıllar sonra bir yerde yakaladım. Bir yerde yakaladım ve onun bestesini yaptım. Hı. Onu da nerede yakaladım? Sonsuz Şükran Köyü, Konya. Hı. Oradan da bahsettim. Konya'da sırt üstü yattım ve yıldızları yakaladım ve orada beste çıktı. Fakat bestenin bir kısmı bitmemişti henüz. Sevgili Koray Mincinözlü, Galatasaray takımı eski antrenörü, benim de sinema filminde de oyuncu olarak da yer almıştı. Koray abi, bizim mahallede, Asman Mescidi bilirsin, bizim mahallede bir gün şey dedi, ya Erhan dedi, ben şu yaşama geldim, ya kaç tane bahar göreceğim ki dedi. Ne güzel sözler. O, kim bilir kaç bahar göreceğiz bu dünyada, kim bilir kaç bahar, kim bilir daha kaç şarkı Koray Mincinözlü'ye aittir. Gerisi 8 yaşındaki Erhan'a, ortadaki kısım da Konya'daki Sonsuz Şükran Köyü'ne aittir. Besteyi yaptım ama sahiplerini de es geçmem. Çok doğru yapıyorsun. Şimdi bu arada canlı çalmak isterim. Mehmet Taş mıdır? Diken ve Ahmet Sever de analım. Çünkü o köyü yaratan insanlar onlar. O köyü yaratan tabii ki en başta Mehmet abi, Mehmet Taştiken, ardından da Ahmet Sever. Ahmet Sever'in kocaman tabelasını yıktılar oradan da. Bizim gönlümüzden tabelasını yıkamadılar. Hiçbir zaman. Hadi bu şarkıyı söyleyelim o zaman. Ne kadar oldu? Çok hoş, sözlere dikkat etmenizi istiyorum özellikle. Ben, yıldızların ne kadar yakın olduğunu anlatan 8 yaşındaki bir çocuk. Değerli izleyicilerden bir şey... Bu şarkının internette böyle stüdyo kaydı falan var ama sadece ve sadece Tele1'de canlı çalıp söyleyeceğim. Sevgili Mustafa Kaya abim, bunu söylemekten hep imtina ederdim ama canım ağabeyim, Ahmet Kaya'nın ağabeyisidir.
Ahmet abi de benim Nur içinde yazsın. Yıllarca stüdyo arkadaşımdı. İlk Mustafa abi okudu. Ben haddim olmayarak verdiğim besteyi ondan izin alarak okumak istiyorum. Güzel çocuklardık biz bir zamanlar. O günleri ancak bilenler anlar. Saatli mariflerden düştü yapraklar. Geçip gitti ömrümüzden o güzel yıllar. Hatırla o yazı, o yürüya gibi akşamı. Uzanıp bir duvara seyrettik yıldızları. Senin gözlerinde çocuk bir gülüş vardı. Kalbimizde aşk, dilimizde bir şarkı. Ellerimizi uzatsak tutacak kadar yakındı yıldızlar. Bu gece gökyüzüne bak, hala aynı yerde duruyorlar. Ne kadar birlikte bir şarkı söylemeyeli, ne kadar oldu. Uzanıp yıldızları seyretmeyeli, kim bilir kaç bahar, kim bilir daha kaç şarkı göreceğiz bu dünyada. Kim bilir kaç bahar, kim bilir daha kaç şarkı göreceğiz bu dünyada. Özleyip o güzel anıları, ne kadar oldu. Ah, birlikte bir şarkı söylemeyi, ne kadar oldu. Uzanıp yıldızları seyretmeli. Vay be, ne kadar güzel bir şarkı hakikaten bu. Çok teşekkür ederim. Ben bayılıyorum bu şarkıya. Mustafa Kaya da çok güzel söyledi. Mustafa onu abi, dinlemek isteyen Mustafa, olursa YouTube'dan rahatlıkla Mustafa bulabilirler. Abinin Hodri Meydan diye bir albümü çıktı. Herkesin gözünden kaçtı. Yazık ki çünkü popüler dünya eskiden TRT 1 bir kereyken işte Erşen abi ya da Kahraman Afyonoğlu ne çekerse onu izliyorduk. Evet. Oradan starlar çıkıyordu. Şu anda biz Tele 1'deyiz. Tele 1'de ben biliyorum ki Türkiye'de şu anda en fazla izlenen kanal. Onu biliyorum. O yüzden içim rahat. Evet. Mustafa abi burada olsaydı o şarkıyı söylediğinde... Dinlemek isteyenler YouTube'dan bu şarkıyı Mustafa Kaya'dan dinleyebilirler. Ama, şarkının mimarı, şarkının yapanı sensin. Gerçekten de sözler başka bir şey. İstanbul'la veda edelim mi izleyenlerimize? İstanbul'un veda edeceğiz, içinden, tamam. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Er Hanım. Bir telefonuma geldin. Bugün bayramı birlikte geçirelim dedik. Ya annem şu anda bana nasıl kızıyor anlatamam sana. Niye? Gidip de bayramlaşamadın ben anneciğim diye. Mikrop kaptırırım. Allah muhafaza. Ben kızmasın. İstiklal Caddesi'nde yaşıyorum. Bendeki mikrop kimde var? Hadi ben Zeynel abiye mikrobu bulaştırayım. Fakat anneciğime bulaştırmak istemem. Tabii gitmedin. Onu kırılmaz. Bugünler de bitecek nasıl olsa. Bir ara gidip ellerinden öpersin. Hep beraber gideriz. Sen de seversin anneciğimi. Evet. Şimdi hazır mı şarkı? İstanbul şarkısı ona göre. Evet. Nasıl? Hazır.
Hazır. O ama İstanbul, hangi İstanbul? İki tane var. Bir tane klip de var. Tamam. Şarkıyı İstanbul'da size veda ediyoruz. Sevgili Erhan Güleryüz bu arada maskesini taktı. Çünkü İstiklal Caddesi'ne doğru birazdan hareket edecek. Çok teşekkürler Erhan Güleryüz. Görüşmek üzere ilk fırsatta ve şarkıları tekrar dinlemek üzere. Why not disco? Sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz tekrar. Pazartesi görüşürüz.